geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Değil mi anne? Evet. Dostlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur. Lütfen bunu sizden rica minnet ediyoruz. Lütfen diyorum. Bugün ilk defa yapacağız kanalımızı değil mi? Bugün ilk defa yapacağımız deste seç. Yaparaktan tarot falı bakacağız. Dostlarım, iki tane deste, birinci deste, ikinci deste. Birinci deste, ikinci deste. İkinci desteyi anneme veriyorum. Birinci deste bende dursun. Evet. Şimdi ilk baş hemen niyetinizi tutaraktan birinci deste mi, ikinci deste mi seçiyorsunuz. Birinci deste bende, ikinci deste annemde. Hemen niyetinizi tutaraktan tarot falımıza başlayalım. İzleyin niyetine. Niyetinizi tutmanız çok önemli. Kendinizi bana vermeniz çok önemli. Ve videolarımızı sonuna kadar dinlemeniz çok önemli. Ve abonelerimiz için ve abone olacak kişilerimiz için geçerli bu. Yes. Canı gönülden diliyorum ve istiyorum. Evet. O zaman hemen başlayalım. Tutun içinizden birinci deste mi, ikinci deste mi? Sen hangisini tutuyorsun? Ben ikini. İkinciyi mi tutuyorsun? İkinci. Ben de o zaman birinciyi tutuyorum. O zaman hangisini açalım? Ben. İkinci ben büyüğüm çünkü o yüzden. Tamam. O zaman ikinci desteden başlıyoruz. Ver bakalım. Kaç tane açacağız? Üç mü? Sen ver. Ben sana dur diyeceğim. İnşallah güzeline çıkar. Şimdi aşk, para ve sağlığa bakacağım. Aşk, para ve sağlık. Oo, para geldi. Hayır. Şimdi aşk. Oo, çok güzel. Bilmiyorum ama ben güzel diyorum. Güzel olur inşallah. İnşallah anne. Son bir tane. Dur. Son bir tane vereyim. Hayır, bir dakika. Şimdi dostlarım ayar çekmem lazım. Şimdi dostlarım, aşk birinci sıra, aşk, para ikinci sıra, durum. Aşk, şöyle parayı üste koyayım ki karıştırmayalım. Aşk, para ve sağlık. Aşk, para, sağlık. İkinci destenin ilk falına başlıyoruz. İkinci desteyi seçenler iyi dinlesin. Aşk, para ve sağlık konusuna giriyorum. Şimdi ikinci desteyi seçenler, şunları şöyle bir kenara alalım. Tamam. Aşk. Hatıranızda kalan, özlem duyduğunuz, geçmişte kalan bir hatıranız var. Hatıra dediğimi anladınız. Yani geçmişte kalmış bir yaşanmışlığınız var. Unutamadıkları. Sene değil, oraya bakıyorsun. Aslında o kişi de sizi düşünüyor. Yani o kişinin de aklı sizde kalmış. Fakat nedense hallem gullem olmuş, fırt zırt olmuş, bitmiş bu ilişki. Yani geçmişte kalmış. Anladınız mı? Geçmişte kalan bir başlık konumuzun da olumlu sonuçlandıracaksınız. İnşallah olumlu olur. Olumlu olur, olumlu olur. Aşk. Aşk konusunda ikinci desteği seçenler çok sabit fikirlisiniz. Sizin aklınızı değiştirmek mümkün değil. Sen bunu düşünüyorsan budur. Bu olamaz. Tamam mı? İçinde kaybetme korkusu var. Bir şeyleri kaybetmekten korkuyorsun. Yani bir şeye sahip olduğunda onu kaybetmekten o kadar çok korkuyorsun ki yani için içinden gidiyor. Anladın mı? O yüzden bu konuda kendini törpüleyebilirsin. Belki yerine daha güzel bir şey gelecek. Heh. Ya bak bir niye kişi... o kadar korkuyorsun ki? Evet. Bilemez. Eğer bir kişi sizden gidiyorsa defolsun gitsin. Defolsun yani, gitsin. Önüne gelme. Vallahi gitsin bak. Tamam bir iki kere gel de üçüncüye gerilme. Vallahi bir kere de gerilmem ben. Defol git vallahi hiç umurumda olmaz. Ya seviyor olabilir bazı şeyleri yemek olabilir o yüzden diyorum. Hiç umurumda olmaz. Defol git derim. Hadi. Kapı orada. Sapı da orada derim. Giderken çek kapıyı, ceren yapmasın. Kapı açık, arkanı dönme çık.
Giderken kapıyı dört de cehren yapmasın derim. Yani olabilir. Dostlarım, etrafınıza karşı o kadar çok güvensizsiniz ki, hele de aşk konusunda Fatma. Tamam, beni isteyen var ama ben güvenmiyorum. Yani onun da yamuk yapacağını biliyorum dediğiniz diyorsunuz. Duyuyorum zaten. Yani. Ama herkes böyle değil. Ben filançı gözden geçiriyorum ama o ne düşünüyor diye düşünebilirler. O da var. Dur, oraya gelmiyorum. Anladın mı? Yani çok sabit fikirlisiniz, anladın mı? Herkesin gideceğini düşünüyorsunuz ama belki içinden bir nasıl desen, şimdi ağzımı bozmak istemiyorum da, birisi kalır yani, öyle diyeyim. Biri gider. Sen kalırsın. Aşk konusunda cimrisiniz. Aşkınızı vermeye korkuyorsunuz. Verirseniz boşa gideceğini düşünüyorsunuz. Aşk konusunda ben yıpranmak istemiyorum. Ben çok üzüldüm, ben çok çektim. Ya ben aşk vermeyeceğim ki diyorsun. Nankörlük. Aşk bir tosttur. Ye ye ostur. Aşk bir vişne. Ye ye kışne. Son durağa gelmeden de eline sını gidi yalnız, olur mu? Aşk bir otobüs. Son durağa gelmeden in oradan. Tabi uymadan olsun. Dostlarım, değişime ayak uydurmak zorundasınız. Hayatınızda sürekli sabit fikirle, hele de aşk konusunda değişime ayak uydurmak zorundasınız. Yoksa böyle gitmeyecek hayat. Çünkü aşk konusunda, çünkü aşka baktığım için üstüne aşk aşk diyorum. O kadar çok dert, sıkıntı çekmişsiniz ki, belki paranızı kaptırdınız, belki sevginizi kaptırdınız, belki hayatınızı kaptırdınız. Belki çocuğunuz oldu, onun hayatını kaptırdınız, yani onun hayatını mahvettiniz. Anladınız mı? Sürekli bir sıkıntı çekmişsiniz. Yani sizin aşk konusunda yüzünüz gülmemiş. Kimin gülmüş ki? Gülenin de eninde sonunda biter yani. O yüzden aşk konusunu burada kapattık. Şeyi anlatayım, aşkı kapatmadan. Deniz kıyısında bir adam oturmuş, çöp çekiyormuş böyle, tamam mı? Biri de ben gibi salak birisi gelmiş sormuş. Seviyor, sevmiyor. Ne yapıyorsun burada? O da demiş kader çizgisi, kader çöpü çekiyorum. O çekiyor, kısa geliyor, bu çekiyor, uzun geliyor, o çekiyor, kısa geliyor. Hiç ikisi bir yere denk gelen var mı demiş, var demiş. O kaderci. O demiş, nasıl oluyor? İkisi bir denk geliyor ama demiş çok uzun yaşamıyorlar. O yüzden aşk konusunda ikisi bir denk gelen çok az bir insan vardır. Ya da kafası uygun olan, ikisinin anlaşan bilen insan çok azdır, biliyor musun? Evet. O da çok uzun yaşamaz zaten. Dostlar, şarjım bitiyordu, hemen onu taktım geldim. Bulduğumuz zaman kıymetini bilin canlarım. Başka bir şey demiyorum. Evet ya, birisini gerçekten bulduğunuz zaman da onun acaba kendi aklınızdaki şüpheleri ona yansıtmayın. Ha, para demeyin yani. İlla para değil. Acaba bu da gidecek mi? Acaba beni şüphe aldatıyor mu? Acaba başkasını şüphe seviyor mu? Acaba başkasını görürse bizim bırtılık çıkar mı? Gibi fitne fücurlarla kafanızı yemeyin. Tabii. Belki de o sizin istediğiniz gibi birisi ama sen bu fitne fücurlu adamı sıkloz edersen o adam gider. Durmaz. Tabii. Vallahi biri beni sıkacak, vallahi durursam insan değilim. Ben gerçekten erkek olmalıymışım. Ah, bir erkek olaymışım. Ay, anasını satayım. Karakollardan gelmezdim. Kesin. Vallahi hemen bir gemici olurdum. Kaptan olurdum. Her limanda bir sevgili yapardım. Ne var ne yaparım. Yaparım. Acımam. Neyse. Dostlarım, para konusuna gelelim. Şimdi para konusunda gerçekten çok güzel bir kart çıktı. Yani benim bu tarot destesinde en sevdiğim kartlardan bir tanesi talih kuşu. Bakın, bir talih kuşu var. Bir üzerinizde para, bolluk, bereketlik, rahatlık gelmesi var. Ama bu talih kuşunu kaçırmayın. Çünkü etrafınızda sümüklü böcek gibi insanlar var. Bunlara dikkat edin. Sizi her anlamda sömürebilir. Paranız varsa da kimseye seslenmeyin. Benim param var, pulum var. Yok, bir tane bilezik yaptım. Kenarda dursun. Yok, kefen var. Kefen param var. Şurayı okudum. Yok, yarın çanta alacağım. Yok, yarın pazara çıkacağım. Şu kadar param var. Şurada duru koyuyor. Demeyin. Değil mi? O salaklı beni. Yapan duruyor. Dedi ki kadın, altınlar takıyordum da, istiyorlardı, veriyordum, geri alıyordum ama çıkardım, koydum, bir sorun yaşadık bizim şeyle. Dedi ki, altınları ne yaptın? Alan kadın.
Ya dedim istiyorlar veriyorum arkasından sorun çıkıyor dedim. Çıkardım Lyra'na koydum da sobanın fırına atıverdim dedim. Düşünün. İki gün sonra bize geldi. Ben de odaları değiştiriyordum. Dinleyin. Ben de yardım edeyim sana dedi. Sobanın fırından güzelce almış. Yerinde bir serpak mendil koymuş. Ben de tabii fark etmem. O haftada altın almadım Allah o zaman da çok güzel çalışıyordum. Dedi ki bana, altın ver araba dedi. Böyle böyle biz sana geri verelim. Bir baktım ki, o gün de ev var. Bizim gelin dedi ki, ev var araba dedi. Gel al dedi. Altınlarım da var dedi. Hayır, ayarla al onu dedi. Uygun fiyat. İyi dedim, tamam yarın altınları bozayım. Bir baktım, gece benim altınlar gitmiş. Biliyor musun? Benle bir hoca aradı biliyor musun? Kadın bir de bana söyledi. Senin altınlarını alan bu kadın dedi. Ama ben inanmadım ki Allah'ın dedim arkadaşımla asla arkadaş edinmem dedim. Eğer o aldıysa dedim ama o aldı çıktı biliyor musunuz? Hı. Asla güvenmem kimseye, kimseye de bir şey söylemem oğlum. Evet. Yani bu yaşanmış bir olay ben olduğu için yaşadım sanıyorum. Çünkü çok iyi yaşadım ve onun arkasından da hem kalp hastası olduğum hem sinir hastası oldum ya. Yani. Evet. Yani gece gündüz çalışılmış ve kazanılmış bir para var. Yani hurra hop buraya konmadı yani o para anladın mı? Siz de koymuyorsunuz. Ha. O yüzden sahip olalım paramıza pulumuza. Evet. Herkesin parası kendine kardeşim. Hayatınızda bazı memnuniyetsizlik var para konusunda. Bakın talih kuşu geliyor. Bundan güzel kart yok para konusunda anladınız mı? Talih kuşunuz geliyor ama neden bir memnuniyetsizlik var? Yani huzursuzluk, kaygı ediniyorsunuz sürekli. Yetmiyor ki. Mutlu gelecek olan para, gidecek olan yama. Delik büyük, yama küçük. O yamayı kapatmıyor yani delik kapatmıyor o yüzden. Evet. Belki de bilemiyorum ama öyle bir düşünüyorum tabii. Neden? Daha paraya kavuşmadığınız için. Bakın paraya kavuştuğunuzda bunlar aslında gidecek. Hı. Huzur da gelecek, kaygısızlık İnşallah. Gelecek, İnşallah. Mutluluk gelecek, memnuniyet gelecek. Sadece biraz pozitif düşünme ihtiyacınız var. Hep negatifsiniz. Pozitif ihtiyacınız var bu kadar. Paraya kavuşacaksınız diyorum. Bakın gelecek Allah'ım gelirse yazın. Bana da 3-5 kuruş gönder. Lütfen talip kuşu var ya kuş ondan. Hemen Fatma'yı aklınızı getirin tamam mı? Tamam. Kavuşmanıza az kaldı. Özlem bitiyor. Para gelecek. Bakın fakat ortak iş kurmayın. Ortak iş tehlikeli. Bakın tehlikeli diyorum. Paranız gider, pulunuz gider. Belli de olmaz. Belki iyi birisidir ama eninde sonunda bir tıkanıklık, bozukluk çıkacak. Paraya geçtik. Sağlığa gelelim. Sağlık konusunda bir sıkıntınız var. Sağlık konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Canınızı acıtan sağlık problemleri var. Gerçekten canınız yanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani belki belin ağrıyor, bel fıtığı var. Yok bilmem neren ağrıyor. Bir şey var. Doktora gitmen lazım. Şifa bulacaksın. Canını acıtıyor ama şifa bulacaksın da var. Ama sen daha bu sağlığının farkında değilsin. Sağlık bozukluğunun farkında değilsin. Farkına varacaksın. Şartlar daha henüz olgunlaşmamış. Yani o sağlıksızlık sana daha bir belirti vermemiş. O yüzden kendinde olan değişikliği hemen fark edip doktora git. Belki verdi de hap içiyor, şunu içiyor, oradan geçiriyor yani. Evet, bak bir şey okudum ben geçen gece. Bu kan pıhtılaşması tamam mı? Kan pıhtılaşmasında migren ağrısı, çok başınız böyle çok aman aman, çok her gün başınız ağrısı ve çok ağrıyorsa belki kan pıhtılaşması olabiliyormuş biliyor musun? O da tehlikeli. Beyninize pıhtı gittiği an bitti. Arada bir kan sulandırıcı içersiniz ama doktor tavsiyesi üzerine. Yani daha iyi olur bence evet. Bilemiyorum. Bir kadından gelebilecek bir tavsiye var. Sağlık konusunda bu kadından gelecek tavsiyesi mutlaka dinleyin. Çok aşırı düşünüyorsunuz. Aşırı düşünmek kafanızı yoruyor. Her şeyden şüphe ediyorsunuz. Her şeyi bekliyorsunuz ama bu sizi yıpratıyor. Beyin konusunda özellikle yıpratıyor. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Sağlık konusu pek iyi çıkmamış beybiler. İkinci desteğe baktığımıza göre sıra birinci deste. Karıştırma anne. Tamam. Sıra birinci deste. Bakalım. 14 dakika olmuş. İyi. 30 dakika biraz zürcü geldim. İşte bu iki deste olayı işte bu yüzden sıkıntılı. Uzun sürüyor. Birinci deste değil mi bu? Birinci
desteği seçenlerimiz gitmek, kaçmak, vedalaşmak, kurbete gitmek, severek ayrılmak bir şeyler çıkmış. Olduğunuz yerden memnun değilseniz var gidin ya. Vallahi gidin. Aşk. Ya toparlamalı bakarsan güzel olur. Ha? Yani toparlamalı gidersin çok uzun sürmez onlar. Evet bunu biraz daha şey yapacağız. Sağlık. Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider. Doğru. Unutmam onu. Aşk. Aşk konusunda dostlarım kalbinizin sesini dinlemeniz lazım. Kalbinizin sesini dinleyin. Hep mantıklı hareket ediyorsunuz. Kalbin sesini dinle. Muradına ermek üzeresin. Büyük bir aşk yolda. Engelleri ortadan kaldıracaksın. Aşk var. Cinsellik var. Barışma var. İlahi korunma var. Cinsel hayatınıza bir sıkıntı varsa doktora gidin ve çözmeye çalışın. Bu aşk hayatınızı da bitirir. Bunu söylüyorum. Aşk hayatınızda bir istikrarsızlık var, kararsızlık var, azim yok, hırs yok hayatınızda, aşk hayatınızda. Yani bir kişiden hoşlanıyorsun ama onu elde etmek için belki içinden bir şey gelmiyor. Hoşlanıyorum ama de olmazsa olmasın ya gibi. Yapmayın bunu. Hayalleriniz gerçekleşiyor. Aşk konusunda ne hayal ediyorsanız gerçekleşiyor. Ama çok sabırsızsınız. Sabırlı olmanız lazım. Aşk hayatınızın sağlam temelli olmasını çok istiyorsunuz. Ama olmuyor. Sürekli size bir adaletsizlik yapıldı. Çıkıyor ortaya. Adaletsizlik herkese yapılıyor. Bir tek size değil. Aşk konusunda bekliyorsunuz. Hayallerin gerçekleşmesini bekliyorsunuz. Belki birkaç insan var. Onları değerlendiriyorsunuz. Keşif yapıyorsunuz. Gözlem yapıyorsunuz. Amacınıza doğru adım atmak zorundasınız. Aşk konusunda kendinizi geri tutuyorsunuz. Para, Yusuf, ne oluyor? Sessiz ol. Para konusunda, duramadı gibi vıt vıt vıt. Paraya gelelim dostlarım. Hayatınıza çok büyük bir fırsat geliyor para konusunda. Hayatınızı değiştirecek bir fırsat. Bakın, kaderinizi değiştirecek bir fırsat para konusunda. Şansınız açılıyor. Çok önemli bir dönüm noktasındasınız. Bu dönüm noktasını iyi atlamanız gerekiyor. Atlayamazsınız parasal anlamda. Aslında hiçbir sıkıntı yok. Ama bu dönüm noktasını iyi atlayın ki iyi yönlensin hayatınız. Kötü atlarsanız kötü yönde etkilenebilir. Anlatabiliyor muyum? Çok güçlüsünüz. Parasal anlamda çok güçlü olacaksınız. Hedeflerinize ulaşacaksınız. Hayal ettiklerinizi yapacaksınız. Doğru zamanda doğru hamleyi yapmanız gerekiyor. Planlarınızı hayata geçirmek zorundasınız. Bir şeyi adım atmadan onun size gelmesini beklemeyin. Gelmeyecek çünkü. Eğer adım atarsanız da başaracaksınız. Doğru yoldasınız. Şanslı bir döneme girdiniz. Özgüveniniz olsun, cesaretiniz olsun. Bazı şeylerden parasal anlamda hele ki korkuyorsunuz. Korkularınızı yenmek zorundasınız. Çok iyimsersiniz. Herkese param var, pulum var demeyin lütfen. Kendinizi yansıtmayın. Hele de parasal anlamda dikkatli olun. Tehlikeleri atlatacaksınız. Bakın parasal anlamda tehlikeleri atlatacaksınız. Önemli olan bu tehlikeleri ne kadar az zararla atlatmanız. Sağlık konusuna gelirsek. Sağlık konusunda bekliyorsunuz. Daha bir bekleme var. Biraz daha beklemeniz lazım. Sağlık problemleri yaşıyorsunuz. Göçmesini bekliyorsunuz. Bekleyeceksiniz de. Büyük bir sır var. Ne sırrı bilemem. Sağlık konusunda olabilir. Sağlığa baktığım için söylüyorum. Çok fevrilisiniz. Sakin kalmanız gerekiyor. Fevri olduğunuz için kalbinizde sıkıntı çıkabilir. Fevri olmayın. Hop oturup hop kalkmayın. Zararlı oturuyorsunuz. Bu da sizin sağlığınızı etki ediyor. Zıtların uyumu gibisiniz. Nasılsın diyor ya kötüyüm. Ne yapacaksın iyi değilim gibi. Anladın mı? Bir şey hep bir olumsuzluk var. Bunu yapmayın diyorum. Bir kadının büyük bir ihtimal anneniz size bir şey söyleyebilir sağlığınız konusunda bunu dinleyebilirsiniz. Sağlığınız elden gidiyor olabilir. Bakın sıkıntılar arasında kalmışsınız. Olduğunuz yerde memnun değilsiniz. Gitmek istiyorsunuz. Gidemedikçe yapamadıkça da kendinizi yiyorsunuz. O yüzden sağlık konusunda biraz önemli olur. İki falda da sağlık pek iyi çıkmadı. Belki gittiğiniz yer sağlığınız için iyi gelecek. Bilemezsiniz. Bakın ölüm çıktı. Bakın sağlık konusunda ölüm çıktı.
Diyorum ki size, o yüzden diyorum, biraz daha dikkatli olun. Ha şöyle de olabilir. Gittiği yerde yeniden yaşama tutunur. Tabii. Mutlu olur, ya sağlığına kavuşur. Tabii. Sadece yeni başlangıç değildir yani. Yani yeni başlangıç demektir ölüm. Hı-hı. Yeniden güneş doğacak demiştim. Tabii. Burası sana iyi gelmiyordur. Bir başka yere gittiğinde belki iyi gelecek. Sağlık düzelecek belki. Düzeleceksin. Yani. O konuda söylüyorum dostlarım. Ölüm deyince vafa ölüyorsun değil. Ama sağlığınıza dikkat edin. İki falda da, ikinci derste de, birinci derste de sağlık pek iyi çıkmadı. Hı-hı. O yüzden söylüyorum. Dostlarım, canlarım, bugün deste seç tarot falı yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Deste seç tarot falını da birinci deste ve ikinci deste olarak yaptık. Birinci desteyi seçenler dinledi. İkinci desteyi seçenler dinledi. İkinci destede de birinci destede de aşk, sağlık ve paraya baktık. İnşallah beğenmişsinizdir ve inşallah olumlu yönlendirebilirsiniz bu fallar sonucunda diyorum. Ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Ha, özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler yorumlar kısmında belirtirse hemen iletişimi geçiyorum. Ve çok konuştum artık, anneme devredi ya. Dostlar. Oy! Bu kadar baktıklarımızın içinden kendinize en iyisini, en güzelini, olumlu olanlarına kendiniz alın. Kötü olanlarını evrene gönderin gitsin dostlarım. Kış 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 kış. İyi bayramlar Nadeciğim. Hoşça kalın. Dost çalayalım. Dostlarım, sizleri seviyoruz, öpüyoruz. Hoşça kalın. İyi bayramlar. Dırırı.